Evet, bu sene 19.sü düzenlenen Emit Fuarı'nda bizde Edirne'den iki tane özel firma vardı. Bunlardan biri Aslanzade olarak bizdik ve geniş bir alanda Edirne'mizin tarihi lezzetlerinden ikram ettik. 19.sü gerçekleşen Emit Fuarı'nda Edirne'nin tarihi lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştiren Arslanzade firmasının genel müdürü Recep Tural, fuarda 5.000 adet Kavala kurabiyesi ve 5 kazan Devai Misk helvası dağıttık dedi. 5 kazan, daha önce gitmeden önce yine sizin ana haberinize konuk olmuştuk. 5 kazan Devai Misk ve 5.000 tane 100 gramlık fişek kurabiye yapmıştık. Ve onların hepsini orada dağıttık. Şahsi olarak 28'e yakın yabancı ülkenin standında giderek çevirmenler aracılığıyla Kavala kurabiyemizin lezzetini ikram ettik ve anlatımını yaptık. Edirne'ye davet ettik onları. Yine tur acentalar aracılığıyla orada stand açmış acentalara ikram ettik. Edirne'ye gelin dedik. Muhteşem Selimiye'mizi, köprülerimizi, külliyemizi, tarihimizi görün ve tava ciğerimizi de tatlılarımızı tadın dedik. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda kentin tarihi lezzetlerini katılımcılara sunan Arslanzade firmasının genel müdürü Recep Dural yaptığı açıklamada Edirne'nin tanıtımı için bu tür fuarlar büyük bir fırsat diye konuştu. Birçok belediyeyi ziyarette bulunduk ve birçok ünlü yapımcı, siyasi lider de bizleri ziyaret etti. Bunların başında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül geldi. Yine bununla birlikte sanatçılardan Gafur Uzuner, ilk aklımıza gelenler Yakup Yavru, akabinde Mehmet Araz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dolu Dolu Anadolu Programı Kanal Türk'te Mert Savaş Beyefendi. Yani aklıma geldikçe bir yandan söylüyorum. Çok değerli Edirneli yöneticilerimiz standımızı 4 gün boyunca yalnız bırakmadılar. Değerli Belediye Başkanımız Recep Gürkan, Ticaret Odası Başkanımız Recep Zıpkın Kurt, hatta başkanımız kazanın etrafında kazanda karıştırıp dağıtımını yaptı standımızda. Çok değerli Meclis Başkanı Mehmet Eren Beyefendi, Turizm İl Müdürümüz Hacıoğlu, yine hepsi bizim standımızda bu tarihi lezzetleri hem ikram ettiler hem bizleri yalnız bırakmadılar. Yani burada hakikaten kalabalık oldukça fazlaydı. Hem Edirne standımız güzel bir yer aldı, hem de bizler güzel bir şekilde Edirne'mizi anlattık, tarihimizi anlattık. Ne diyoruz? Edirne turizm kenti. Burası da turizm fuarı. İkisini bir arada buluşturunca güzellikler ortaya çıkmış oldu. Bize gelenler, tabii biz bu arada canlı yayınlara da çıktık. TGRT Haber'e çıktık, Kanal 7'ye çıktık, birçok ulusal kanalda da anlatımlarımızı yaptık. Anlatımların akabinde o gün dedik ki, bu Edirne standına gelin, Aslanzade'ye gelin, ne para istiyoruz, ne pul istiyoruz, tarihi lezzetlerden tadın dedik. Hakikaten gelenler oldu. Ha, para kazanacak mıyız? İlerleyen süreçte kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Biz burada anlattık, davet ettik, çağırdık. Zaten amacımız sadece biz kazanalım değil. Amacımız Edirne'ye gelen kişi mecbur bir yemek yiyecek, ciğerci kazanacak. Mecbur bir otelde kalacak, otelci kazanacak. Mecbur bir tatlıcıya gelecek, tatlıcı kazanacak. Yani burayı baktığımızda otomatikman tuvaletçiye girecek, tuvaletçi kazanacak. Bakkala girecek, bakkal kazanacak. Yani herkes bir çember, zincirin halkaları gibi kazanacak. Yani bizim kazanmamız çok önemli değil. Edirne'miz kazansın, esnafımız kazansın, turizm canlansın. Biz bunun için Emit'e gittik. Sadece televizyonlarda, canlı yayınlarda değil, fuarlarda da, illerde de Edirne'mizi tanıtmamız gerektiğini düşünerekten biz bu Emit hem Edirne'miz için hem firmamız Aslanzade için iyi geçti. Ben bir kez daha söylüyorum. Ne zaman olursa olsun sevgili Edirnelilerim, Edirneli hemşerilerimiz dükkanlarımıza gelsinler, tarihi lezzetlerimizi tatsınlar. Kimseden de 1 lira para istemiyoruz diyorum. Ben teşekkür ederim.